Dar kanal, spinal stenoz, halk arasında kireçlenme, dejenerasyon olarak adlandırılan tablo genelde yaşlıların hastalığı. Yaşlıdan kastım 65 yaş ve üstünün hastalığı. Nadiren orta yaşlarda da görülebilmekte. Orta yaşlarda olursa yapısal bir bozukluk, kemik yapıya ait bir bozukluk veya ailesel yatkınlık söz konusu. Yaşlarda görülme nedeni genelde osteoporoz ve daha öncesinde vücuduna doğru hareketleri esirgeyip yanlış hareketler yapmasından dolayı kronik travmaya maruz kalmasından kaynaklanmakta. Bunlarda klinik tablo çok tipik. Bel fıtığı hastasından farklı. Bu hastalar ayakta duramazlar. Bu hastalar yol yürüyemezler. Ama nerede belde böyle bir darlık varsa, boyunda eğer darlık varsa, orada da dar kanal, orada da stenoz mevcut olabilir. Boyunda darlık varsa elleriyle düğmelerini ilikleyemezler. Elleriyle yemeklerini yerken kaşığı tutmakta zorlanırlar. Tabağı ya da benzeri şeyi yıkarken ellerinden düştüğünü hissederler. Yürürken bacaklar geniş şekilde yürürler. Çağırdığınız zaman dönüşte ani dönüşleri yapamazlar. Kollarda ve bacaklarda etkilenme mevcuttur. Boyundaki dar kanalda. Bunun kendisi eğer bel bölgesindeyse, hasta eğer bayan hastaysa, eskiden saatlerce mutfak tezgahının başında bulaşık yıkarken bana mısın demezdim. Şimdi kalkıyorum, elimi yıkayıncaya kadar dirseğimi mutfak tezgahının veya lavabonun üzerine dayıyorum. Ayağımın birini yukarıda tutuyorum. Ancak 1-2 dakika ayakta durabiliyorum. Eğer erkekse eskiden tıraş olmak benim için bir keyifken şimdi tıraşın birinci dakikasında oturma ihtiyacı hissediyorum. Neden? Kalçasının içini oyar gibi bir ağrı arkadan aşağı doğru iniyor ve ayaklarda bir uyuşukluk. Sanki o ayaklar, sanki o bacak onun değilmiş gibi. Ve hemen oturma ihtiyacı hissediyor. Veya eskiden kilometrece yol yürüyen baylar, bayanlar her yıl bir önceki yılı mumla arıyorum diyor. Yol yürüme mesafem azalıyor diyor. Ve en son geldiği nokta bir odadan bir odaya gidinceye kadar kalçasının içini oyar gibi bir ağrı, oradan aşağı doğru arka taraftan gelen bir ağrı, ayaklarda uyuşma. Geceleri üşüme, yorgan battaniye atsınlar ısıtamazlar. Ve bu şekilde klinik tablosu olan kişi her geçen gün oturduğu yerden kalkma anlamında sıkıntı yaşıyor. Dolayısıyla bu hastaların ayrıca yürüyüşlerine baktığınız zaman belden öne doğru eğilerek yürüme ihtiyacı hissederler. Ellerinde değil, çünkü o yaptığı hareketle mesafeyi biraz daha arttırabilir miyim deyip kendine zaman kazanıyor. Bu tür bir kliniği olan yakınınız olduğunda onlarda belde dar kanalı akılda tutmakta fayda var.